sesli. Ne yapıyor bu? Anlamadım. Kahraman olmaya çalışıyor. Evet beyler, yol bitti. Cemre benle geliyor. Ne oldu? Sesin gelmiyor. Sustun mu? Sustun mu? Cemre, bir daha söyletme beni. İn aşağı. Daha kaç kez inmeyeceğim demem lazım anlaman için? Uzatma Cemre. İn aşağı. Neden? Kahraman ol diye mi? Kurban olma diye. Bırak! Ben diyorum seni. Bana zararmak zorundayız Cenk Bey. Kim arar sana ya? Ya bırak dedim, bilmiyorum. İşte hayattasın, al iç. Sus, sesini biri duyacak, al. İç şunu. Daha karnımdayken biliyordum. Kadere inat, seni doğuracağım dediğim gün biliyordum. Bir ömür analıkla sınanacağım biliyordum. Anne.
Kahramanımız kızı kapısında babam sağ olsun yazan kalesine getirir. Nedim'i yangından kurtar. Kızı kötü adamların elinden al. İşlem tamam. Nur topu gibi bir kahramanımız var artık. Çünkü senin için bu kadar basit işte. Çünkü sen sadece vicdanını aklamaya çalışıyorsun. Oldu değil mi? Bu kadar basit işte. Bu gece kafanı rahat rahat yastığa koyabilirsin. Mışıl mışıl. Huzurlu, deliksiz bir uyku uyuyabilirsin. Sen kafamı böyle sıkarken uyku biraz zor. Ben değil. Burası. Seni uyutmayacak olan burası. Eğer burada bir hayat varsa tabii. Burada hayat var. Cemre, ben de inanmakta zorlansam da burada hayat var. Ben bu filmi daha önce izlemiştim sanki. Buraya ilk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Sen yine böyle şehrin ışıklarına bakıyordun, ben de sana içimde karanlık kusuyordum. Kustun da ne oldu? Kusa kusa sustun! Senin kim olduğunu öğrendiğim günden beri başıma gelen her şey... Benim suçum. Tamam mı? Her şey benim suçum. Oldu mu? Senin başına gelen, Nedim'in başına gelen, benim etrafımdaki herkesin başına gelen her şey benim suçum. Tamam mı? Devam et. Suç kelimesini iki cümle içinde daha kullanırsan aptal Cemre yine yemi yutacak. Ama sana bir sır vereyim mi? Senin anahtar kelimen suç değil. Suçluluk. Bu geceyi kurtardın değil mi? Annen ne yaptığını öğrenene kadar kurtardın. Sonra annen sana ne öğrettiyse yine onu yapacaksın. Yine beni onların önüne atacaksın. Çünkü sen başka türlüsünü yapamazsın. Uyku gelmedi mi senin? Git yat artık. Thank you.
verdin korkak. Günaydın. Cesur yürek. Günaydın anne. Ne o? Kızını mı düşünüyorsun? Aman canım. Benimki de laf. Senin bir tane kızın var. O da şu an koynunda. Ceren. Günaydın Ceren Hanım. Artık kalk da bir kocanın yanına git istersen. Artık ben böyle geceleri kaçarım anne koynuna. İlaç niyetine. Geceleri ananın koynunda yat diye evlendirdiler seni, değil mi? İlaç niyetine ananın koynunda kıvrılırken ben bütün gece senin kocanı topladım. O odaya ya benim yerime Agah Bey girseydi ne olacaktı halimiz? Senin o karnındaki bebek bile kurtaramaz bizi o adamın elinden. Bak bu saatten sonra aklını başına toplayacaksın. Yoksa... Aklımı başıma falan toplamıyorum. O da ilaçlarını alacak. Yoksa ben katil olacağım. Ben avukatla konuşmadan o ilaçları elini sürersen... Katil olacağım diyorum sana babaanne. Katil olacağım, neyi anlamıyorsun? Ceren, dur. Dur diyorum sana Ceren. Dün gece o telefonu ben değil Agah Bey'iniz açmış olsaydı şu anda hepiniz kapının önündeydiniz. O yüzden aç kulağını, beni iyi dinle. Bu işi oğlumu karıştırmadan çözeceksiniz. Şu ilaçını tatlıya bağlayalım bakalım şimdi. O kız Cenk'le karşı karşıya gelmeden önce o kızı oradan geri alacaksınız. Agah Bey de bu beceriksizliğinizi duymayacak. Cenk dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girip Cemre'yi oradan alacaksınız. Tek bir aksilik daha olmayacak. O kız oğlumun evinden sessiz sedasız gidecek. Verdin mi yoksa ilaçları ha? Söylesene, Allah canını almasın seni, verdin mi? Kız ne oluyor? Nereye? Kız, kuyruğu yağmış akrep gibi nereye gidiyorsun sen? Gazla. Hanımın emrediyor, kontrol ediyor. Bir şey desene kız, nereye? Bekardığım ve tek tabanca Amerika yıllarının en güzel tarafı bu galiba. Adamı mutfağı öğretmesi. Bak öyle hafife alma, birazdan parmaklarını yiyeceksin. Böyle yapınca oluyor mu? Her şey normal. Adam kıza kahvaltı hazırlıyor. Seninle oturup ciddi ciddi kahvaltı yapacağıma inanıyorsun değil mi? Gerçekten inanıyorsun. Ne yapacaksın? Açlık kremi mi yapacaksın? O kadar uzayacağını sanmıyorum. Birazdan babam baskın yapar. Sen de daha omletin soğumadan beni onların önüne atarsın. Gerçi bak babam formdan düşmüş. Yani baskını gece yapmasını beklerdim. Evet, bu saate kadar buralar başımıza yıkılmadığına göre daha haberi yok. Öyle bir şey mümkün mü sence? Annem daha önce öğrendiyse mümkün. Eğer annen öğrendiyse ve babana söylemediyse
Annen yine bir şeyler çeviriyor. Ben de burada senin omlet yapmanı izliyorum. Hatta birazdan oturup afiyetle kahvaltı yapacağım. Sonra, sonra güzel bir film açıp izleriz herhalde. Aklımıza geldikçe de oturup annenin Nedim'e neler yaptığını konuşuruz. Annen ya da babam bizi basıp, sen beni onların önüne atana kadar da kafamızı dinleriz. Sonra beni postalarlar. Nedim size kalır. Hatta Nedim. Ben bir adım sonrasını bile düşünmeden babamın karşısına dikildim be. Seni adamların elinden kaçırdım. Senin Nedim'i düğünden kaçırdığın gibi. Ben sadece kafamı toplamaya çalışıyorum. Bir yol bulmaya çalışıyorum. Sizinle aynı yolda yürümeye çalışıyorum. Ama sen her fırsatta Nedim'e yaptıklarımı yüzüme vurup benim yolumu Nedim'le kesip... Ben çocukluğumdan beri yürüdüğüm yoldan dönmeye çalışıyorum. Ama üzgünüm. Bu öyle senin tahmin ettiğin gibi bir adımda olmuyor. Daha ilk adımda kocaman bir taşı alıp benim suratıma vururken olmuyor. Ve şimdi Nedim yolundaki taş oldu ha? Allah'ım yarabbim, ya ben onu mu diyorum? Kahramanımız yola çıkamıyor. Ha çünkü biz onun yolunu kesiyoruz. Kahramanımız mağdur. Hatta hikayenin masumu o. Ha zalimi de... Benim! Bu hikayenin zalimi de benim. Korkağı da benim. Suçlusu da benim. Şu anda bile sen suçlu değilsin dememi bekliyorsun. Ama o bir kere olur. Sen onu benden bir kere duydun. Duydun ve harcadın. Olmayacak değil mi? Ben ne desem, ne yapsam sen bana güvenmeyeceksin. Ben hiç kimsenin kahramanı değilim. Sen kazandın hemşire. Hiç kimsenin kahramanı değilim ben. Kaldı. Biz niye gelemedik hala? Geldik sayılır Ceren Hanım. Çıktı. Çekti çıktı. Hadi hemen içeriye kız alalım. İçeri girmesine izin mi verdiniz? Beceriksiz herifler sizi. Her şeyi mahvedecek bu kız. Her şeyi mahvedecek. Nasıl gelmedi Hafize abla? Kaç saat oldu? Şimdiye çoktan orada olması gerekirdi. Tamam, ben seni tekrar arayacağım. Kaç saat oldu? Nasıl gelmemiş? Bu herif hangi adamları yolladı yanına ben anlamadım. O zaman ben bir çıkayım bahçeye şu adamları bir yoklayayım. Belki onlar bir şey biliyordu. O adam kızıma bir şey yaptı. Toplantıya geçsinler.
Ben de şimdi çıktım, yetişirim. Hadi. Agah Bey, Agah! Atı Ceren, Allah'ını seversen aç şu telefonu. Nereye gittin kızım sen? Kızım nerede? Yağlı kapıdan ayrılmayan aç köpek gibisin Cemre. Ne kadar uzağa atarsak atalım, kuyruğunu sıkıştırıp geri dönüyorsun. Düzgün konuş. Şimdi de bu kapıya yanaştın, öyle mi? Güzel. Güzelmiş burası. Yine aşk yuvanız mı burası sizin? Burada birlikte mi yaşayacaksınız? Kendine gel. Kocamı kaçıran kız, tam da kurtuldum derken Cenk'in koynuna saklanıyor ve bana kendine gel diyor, öyle mi? Ceren. Nasıl beceriyorsun? Hı? İkisini birden aynı anda ayartmayı nasıl beceriyorsun? Bana da anlatsana Cemre. Dua et. Karnındaki bebeğe dua et. Bu iğrenç lafların hakkını vermiyorum sana. Ama ben senin hakkını vereceğim. Vereceğim! Bindirdin arabaya, memlekete gidecek dedin. Kızım ortada yok. Söyle, nereye götürdün kızımı? Ne yaptın kızıma? Söyle yoksa polis çağıracağım. Kimi çağıracaksan çağır. İstersen Marco Paşa'yı çağır. Yetti artık senin yaygaran be kadın. Adamları aradım, açmadılar. 12 saatlik yol. Durup bir mola da mı vermesinler? Bak bir aksilik olsa haberim olur dedim sana. Gittiklerinde beni arayacaklar, ben de sana haber vereceğim. Şimdi otur oturduğun yerde benden haber bekle. Agah Bey. Şşş. Anam elini süreni yakarım ha. Pes lan! Pes! Geçin yerinize. Ben memleket yolunu avucumun içi gibi bilirim. Benim kızım yolda falan değil. Söyle, söyle nerede benim kızım? Ya siz nasıl bir şeysiniz? Analı kızla önüne gelen bacağıma koluma yapışıyor. Yetti be. Memleket yolunda bir sen iyi bilirsin değil mi? Bak seninle bir anlaşma yaptık. Sen uydun, ben uydum. Başka sözüm yok. Agah'cığım, biz böyle anlaşmamıştık Agah Bey'im. Biz böyle anlaşmamıştık. Hadi anne, hadi. Hadi mesafir. Agah, bilmen gereken bir şey var. Değil saçlarını yolmak. Burada seni kendi ellerimle paramparça etsem, yine de hırsımı alamam ben senden. Yine de hırsımı alamam Cemre. Yemin ederim yine ben kazanacağım. O pis ellerini Nedim'in üstünden aldığım gibi. Cenk'in koynundan da alacağım ben seni. Ben kimsenin koynunda değilim. Sen kendi vicdanının koynundasın ama. Bu yüzden kıvranıyorsun karşımda. Sen çok iyi biliyorsun Ceren. Benim Nedim'i neden senden, neden o evden kaçırdığımı sen gayet iyi biliyorsun. Ve ne olursa olsun, bugün olsa, bugün aynı şeyi yapacağımı, ne yaptıysam yine aynısını yapacağımı sen çok iyi biliyorsun. Pişman olup ayaklarınıza kapanıp özür dilemediğim için çıldırıyorsun. Adi ş**! Öyle mi kazanıyorsun sen? Şu haline bak. Kazanmış halin bu mu senin? Ne kazandın peki? Hadi. Hadi söyle. Ceren Karaçay olup da ne kazandın? Bana değil, aynaya bakarak, kendi haline baka baka, gözlerinin içine baka baka söyle. Ceren Karaçay olup da ne kazandın? Kim bu kız, tanıyor musun? Bilmem ne marka cicilerinin içinde,
Kolyesi, küpesi, yüzüğü, bilmem kaç karat pırlantası. Bu muydu olmak istediğin? Pahalı ve ucuz. Pahalı ve sahte. Pahalı ve mutsuz. Kaç bin liralık mutsuzluk var aynada, görmüyor musun? Kaç bin liralık vicdansızlık bu aynadaki? Sen tanıyor musun bu kızı? Ben tanımıyorum. Ben bu aynadaki kızı hiç tanımıyorum. Nedim'i de, neden bu kadar önemli olduğunu anlamasam, Cenk'i de, onları bir kenara atsam bile. Ya ben senin ağzının iyi laf yaptığını unutmuşum. Tamam. Cenk'i de Nedim'i de bir kenara atalım. Her şey Nedim için ya anne. Nedim'in kötü karısının ızdıraplarından kurtarmak için ya. O yüzden mi buraya kaçtın, Cenk'in koynuna girdin? Nedim için kalıyorsun zaten burada. Cenk'in koynunda Nedim için kalıyorsun değil mi? Uydur. Sen böyle biraz daha uydur. Ama artık kimse sana inanmıyor. Kimse seni görmek bile istemiyor. Nedim ya Nedim. Yüzüne bile bakmadı senin. Seni yanında bile görmek istemiyor. Anne. Annem bile istemiyor seni. Adını bile duymak istemiyor. Sen dün gece burada Cenk'le beraberken ben annemin koynundaydım. Adını bile bir kere ağzına almadı. Bir kere bile Cemre demeden tek kızım diye bağrına bastı beni. Duydun mu? Ha? Anladın mı? Annem bile seni istemiyor Cemre. Adını bile duymak istemiyor. Senin yüzünü bile görmek istemiyor. Hiç kimse, hiç kimse senin suratını bile görmek istemiyor. Cemrecik neredeymiş? Cemre! Koltuğun altına mı girmiş hacı? Bakın. Aa! Yokmuş! Yokmuş! Nereye bakalım? Bakalım. Buralarda mıymış? Nerelerdeymiş? Bakalım ama burada da yok. Cemre! Nerede Cem? Yatak odasındadır belki. Yatağında seni bekliyordum. Kes saçmalamayı! Ne yaptın ona? Yedim onu ben. Ham yaptım.
Birazdan seni daha mı yapacağım? Sen görmüyor musun bana ne yaptığını? Ben bebeğimin babasının garson yerinde ablamı arıyorum, ablamı. O kendi kendine saçmalamaya devam et. Nereye gidiyorsun? Onun yanına mı gidiyorsun? Ha? Çek elini. Öyle mi anlaştınız? Olur da basılırsak dışarıda buluşuruz diye mi anlaştınız? Çek elini dedim! Bir dakika, bir saniye. İyi misin? Bir şeyin var mı? Ha? İyi misin? Bak. Orada. Küçücük. Sen onu hissetmiyorsun ama orada. Senin o. Senin. Benim. Hala senin olduğum gibi. O da senin. Deme bana. Benim senin gibi kızım yok. Artık senin bir annen yok. Karışmamalıydım. Belki de buraya hiç gelmemeliydim. Özür dilerim. Ama ben duyunca dayanamadım. Tutamadım kendimi. Yüzleşmek istedim. Yüzleşmek istedim. Sormak istedim ona neden hala peşimizi bırakmadığını. Yakamızdan niye düşmediğini. Hatta kocamın kuzenine neden musallat olduğunu sormak istedim. Kimse kimseye musallat değil. Ben kendi ellerimle gidip aldım kızı adamların elinden. İkiniz de biliyorsunuz bunu. Ben ona musallat olup buraya getirdim yani. Az önce de böyle konuştuğu için benim sinirden tansiyonum düştü. Burada benim bebeğimi benden başka kimse umursamıyor. Sen o bebeğini önemsiyorsan eğer böyle üzerine vazife olmayan şeylere burnunu sokma bence. Dışarı. Agah baba senin bu oğlun. Dışarı! Hemen! Gel. Gel canım. Gel canım.
Sen ne yaptığını zannediyorsun? Şimdi gözümün içine baka baka konuşacaksın. Olmayacak değil mi senden? Ha? Hiçbir zaman olmayacak. Genlerinde yok. Ne yapabilirsin ki? Asla bu varoşluktan kurtulamayacaksın. Böyle doğmuşsun. Paçozluk kanına işlemiş. Ya sen beni bırak da oğlunun kanına işleyene bak. Karnımdaki bebek. Oğlum ve bebek bir daha aynı cümle içinde geçmeyecek. Şimdi kıstır kuyruğunu da eve git. İstersen dilimi kopar. Ama gözümün önünde babası oğlunun hakkını vermeden hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim oğlumu bırak da ablana bak. Oğlumun kapısından çıkıp kocanın kapısından girmese. O kapıyı onun başına yıkarım ben. Bak, laf dinlediğinde ne güzel anlaşıyoruz. Sen kimsin lan? Kimin arabasında kızını diyorsun? Kimin yolunu kesiyorsun sen? Babanın yolunu kesiyorsun lan sen! Babanın! Kusura bakma, şoför koltuğunda senin oturduğunu görememişim. Hadi, devamını getir. Yeni bir şey değil sonuçta. Ne ilk olacak ne de son. Bak bu doğru. Ne ilk ne de son. Nafile. Dövsem, sövsem nafile. Babalığımı unutup aman dilesem. Ellerine kapansam nafile. Sen... Adam olmam. Sen bu asıyı kimden verdin lan? Babamdan. Ben küçükken babam bana herkesin yolu kendine, sen kendi hikayenin peşine takıl derdi. Ademoğlu beşer şaşar, yanlış yola sapar. Ama gideceğin, varacağın yer doğruysa, pusulan vicdansa, sen yanlış yola sapmaktan korkma derdi. Beni biraz atma Zibidi! Sen benim yolumu duvarına bir çentik daha atmak için kestin. O kızdan hevesini almak için babanı ezip geçtin sen. Bir heves uğruna babanı çiğnedin, babanı. Birincisi de Nedim'i kurtardığın ateş uğruna. İkincisi de annenin gözyaşının uğruna bağışladın. Ama oğul babayı üçüncü kez ezer de geçersin. Ne olur baba? Baba oğluna ne yapar? Üçüncüsünde ne oğula baba, ne de babaya oğul kalır. Çok bekletme. Kısa göz konuşacağım, merak etme. Bravo. Bravo oğlum, bravo. Her zamanki gibi çok iyi bir gösteriydi, çok. Ama bir sonraki seferi acaba diyorum şöyle pelerin mi taksan göğsüne C harfi filan? Bu kaçıncı aptallık? Aynı kız için kaçıncı aptallık ya da gövde gösterisi mi demeliyim? Ama böyle içi boş, bomboş bir gövde gösterisi. Cenk Karaçay'da yeni bir şey yok. Yarım yamalak cesaret gösterilerinden ötesi yok. Ötesi? Ötesi annen. Anladım. Anladım, tamam, sağ olasın. Ha bak bir haber falan gelirse beni ara. Tamam. Tamam, sağ olasın. Hadi. Yok değil mi? Yok. Yok işte, biliyorum. Polis arayacağım. Aramayacaksın. Ver şu telefonu. Çocuk oynayacağım polisi aramak ha? Polis daha düne kadar senin kızını arıyordu. Kızın için polisi arayacaksan ahlak masasını ara. Ne diyorsun kızım sen? Kayıp kızın diyorum. Geceyi memleket yolunda değil,
Cenk Karaçay'ın koynunda geçirmiş diyorum. O ne demek lan? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Manyak manyak konuşma. Duyuyor. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Çünkü ben gözümle gördüm. Nerede? Ablan nerede? Hangi cehennemin dibinde bilmiyorum. Sabah aşk yuvalarını bastığımda Cenk Bey'in garsonu yerindeydi. Gidiyorum. Çünkü başaramayacaksın. Beni kullanmana izin vermeyeceğim. Günahlarını benimle temizleyemeyeceksin. Hani kimsenin kahramanı değilmişsin ya sen. Tam isabet. Çünkü benim kahramana ihtiyacım yok. Sen karanlıkta yolunu kaybetmiş bir korkaksın. Yolunu aydınlatacak bir fener arıyorsun kendine. Ama ben senin yoluna ışık olmayacağım. Kendi yoluma yürüyeceğim ben. Çünkü ben hep öyle yaptım. Yine yaparım. Yola çıkar, yürürüm ben. Yolun nereye çıkarsa çıksın. Senin yanında karanlıkta yürümekten daha iyi. Ben kendi yolumu bulacağım. Soruyorum size, insan gibi cevap verin. Nerede bu adamın yeri? Ne git lan? Diyorsa git Agah Bey'e sor. Bak, Agah Bey birine hesap soracaksa bana sorar. Tamam mı? Sen ver adresi. Ay yine ne oluyor acaba? Arabaları mı paylaşamıyorsunuz? Nedir yani? Hangi talihli minnoş beni kuaföre bırakmak ister? Abinin garsonu yeri nerede? O ne be? 80'ler filmi falan mı çekiyoruz tatlım? Garsonu yer falan. O zaman ben bir jüponu mu giyeyim? Abinin dairesi nerede? Ne yapacaksın abinin dairesine? Başına yakacağım. Yalnız ben şiddete hiç gelemem. Tamam. Ben bulmasını bilirim. Tamam, dur ben de gidiyorum. Kusura bakma abla. En temizi bu işte. Türkü bardan gönderdiler diye indirim de yaptık zaten. Ya, idare edeceksin artık. Sorun değil. Hiç sorun değil. Thank you.
Bu anlattıkların doğruysa eğer babam çoktan başlarına yıkmıştır orayı. Boşa gidiyoruz. Sanki adresi verdin de gidiyoruz. Dur ama karar vermeye çalışıyorum. Aklıma bir şey takılıyor. Ablan Reşit değil mi senin? Kızım başlatma şimdi Reşitliğinden. Ne alaka? Sen mesela. Şimdi ağzıma da oturmayacak ama bir dakika. Gülmeden tek seferde söylemeye çalışacağım. Benim bir garson yerim olsa. Allah'ım ya sabır ya Rabbim. Sen bir gece benim yanımda kalsan yani. Ablan da gelip böyle evin başıma yıkmaya falan çalışır mı? Kızım, geç bu feminist ayaklarını. Tamam? Babana yap. Yerse. Feminist değil, humanist. İnsansever anlamında. Ben senin abini bir bulayım. Yanında ablamı da bulayım. O zaman sana göstereceğim ne çeşit insan sevdiğini, böyle uygulamalı. Alo. Alo, konuşsana. Civan.